Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofisleri olması, bunlar üzerinden idari ve mali yapılanmalarının ve içeriklerin kontrol edilmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme üzerine çalışıldığını duyurdu. Buna göre hükümetin üzerinde çalıştığı yasa düzenlemesiyle iki kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Her iki yasa yapılacak değişiklikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na geniş yetkiler getiriyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı yasa taslağı 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununa şebekeler üstü hizmet tanımı getirilmesini öngörüyor. Hukukçulara göre şebekeler üstü hizmetle WhatsApp, Netflix ve Telegram gibi uygulamalar tanımlanıyor. Kanuna eklenmesi öngörülen madde ile BTK'ya bu tür uygulamaların engellenmesi izni veriyor. Taslakta bu konuyla ilgili madde, kurum kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir ifadeleriyle yer alıyor. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanununa eklenecek maddelerle Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiriliyor. Hükümet son 10 yıldır bu kuruluşlara gelin burada ofis açın, bizim hukukumuzu kabul edin diyordu, ancak sosyal medya mecraları buna yanaşmıyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunlu hale getiriliyor. Eğer bu şirketler yasa çıktıktan sonra 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezse önce sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği %50 daraltılacak ve 30 gün daha süre tanınacak. Yine BTK'ya temsilci bildirilmezse o sosyal medya platformuna Türkiye'de girilemeyecek.